Başkanım, sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 3. bileşimini açıyorum. Ankara İl Başkanımız Keçören, Mamak, Altındağ, Etimesgut, Bursaklar ve Hayvan Ayçi başkanlarımız ve yönetimleri aramızda. Burdur İl Başkanımız, Aydın Koçarlı İlçe Başkanımız, Kırklareli Vize Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve yönetim aramızda. Malatya Kuluncak İlçe Başkanımız ve yönetim aramızda. Ankara İl Kadın Kolları ve Başkanı ve yönetimi aramızda. Ardahan Belediye Başkanımız aramızda. Edirne Belediye Başkanımız, Keşan, Enez, Uzunköprü Belediye Başkanlarımız ve İpsala Karpuzu Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz. Adıyaman Yayla Konak Belediye Başkanımız, Antalya Finike Belediye Başkanımız, Aydın, Efeler ve Koçarlı Belediye Başkanlarımız, Balıkesir Bandırma Belediye Başkanımız, Buca, Kemal Paşa ve Selçuk Belediye Başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Şankaya ve Keçören Belediye Başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Gaziantep Nizip Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Hatay Dört Yol Belediye Başkanımız, Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimiz, Zonguldak Alaplı Belediye Başkanımız, Manisa Şehzadeler Gördes ve Köprübaşı Belediye Başkanlarımız ve Belediye Meclis üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Denizli Acıpayam, Buldan, Güney ve Serinhisar Belediye Başkanlarımız, Silifke Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Çanakkale Umurbey ve Kavakköy Belde Belediye Başkanlarımız aramızda. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Yürütme Kurulu üyeleri, bağlı sendikaların yöneticileri ve kamudan ihraç üye ve yöneticiler aramızda. Hoş geldiniz. Manisa Şehzadeler Yeniköy Mahalle sakinleri ile Turgutlu Selendiller Derneği Yönetim Kurulu aramızda. Keçiören Atatürkçü Düşünce Derneği aramızda. Kemal Paşa Belediye Başkanımız, Artvin İl Başkanımız ve Antalya Akseki Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımızı sunuş konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli grubum, Türkiye'nin dört bir yanından bugün bizimle birlikte olan değerli belediye başkanlarımız, örgüt yöneticilerimiz, kıymetli konuklar, televizyonları başında bizi dinleyenler, radyolarından bizi dinleyenler, takip edenler, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta insanlık adına utandığımız, öfkelendiğimiz, üzülüp kahrolduğumuz haberler aldık. Para için yeni doğmuş bebeklere musallat olan bir şebeke, bir çete ortaya çıktı. Havanur bebeği, Michel bebeği, Öykü'yü, Ayaz'ı, Kaya'yı, Mive'yi, Mele'yi, Kerem'i, Roa'yı, Halime'yi annesinden babasından daha annesinin kucağına kavuşmadan küveze alan ve daha sonra cansız bedenlerini ailelerine teslim eden, bunu yaparkenki süreçte de bebeklerin sağlığıyla oynayan, değerleriyle oynayan, ailelerinden para koparmak için insanlığı tamamen kaybetmiş vicdansızların yaptıkları hepimizi
insanlığımızdan utandırdı ve bu çetenin görünen mağdurları ortada olduğu gibi çok da berbat bir şey yaptı bu çete. Sağlık çalışanlarına pandemide duyulan güveni, saygıyı bir düşünün ve bunları lütfen muhafaza edin. Ama bu çürük elmalar, bu çürümüş sistemin ürettikleri hekimleri, yeni doğan hemşirelerini, yoğun bakım çalışanlarını, sağlık emekçilerini zan altında bırakan, geçmişte evladını kaybetmiş ama şimdi acaba sorusuyla o acıları yeniden tepreştiren bir travma yarattı. Tabii bunun için çok üzgünüz. Kolay da atlatamayacağız. Böyle kürsüden, dışarıdan söylemek kolay ama yaşayanlara, onu hissedenlere 18 yıl tüp bebek tedavisi görüp de son denemede, son seferinde muvaffak olup kavuştuğu evladını bu çete yüzünden kaybedenlere gitti, anlat bakalım. O yüzden çok büyük bir travma var. Hepimiz çok üzgünüz. Tabii bunu duyar duymaz ilk tepkilerimizi verdik. Gölge bakanımız, ilgili bakanlarımız hızlı şekilde İstanbul'a gittiler. Hekim milletvekillerimiz, eczacılar, sağlıkçılar hafta sonunu, dünü orada geçirdiler. Tahmin ediyorum dün gece saatlerinde Sayın Vali ile görüştüler. Diğer görüşmelerle ilgili çalışıyorlar. İddianameyi hukukçularımız inceliyor, okuyor ve her yerden ihbar yağıyor. Biraz da devlete olan güvenin azalmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem bu konuya dair hem benzer konulara dair ihbarlar yağıyor. Bu konuda son derece titiz şekilde çalışıyoruz. Ama meselenin şu ana kadar hakim olduğumuz kısmı bize gösteriyor ki maalesef yine haklı çıktık. Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanında örgütlü sendikalar, eczacılar, diş hekimleri, Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet partilerinin milletvekilleri, bu iktidara sağlığı piyasalaştırmayın. Özel hastanelere bu kadar çok alan açmayın. Esas devleti eşit, ayrımsız, ücretsiz sağlık hizmeti vermesi gereken devleti bu alandan çekip bu alanı sermayeye açmayın derken ne kadar haklı oldukları bir kez daha ortaya çıktı. Ve bazı hatalar çok ağır ödeniyor ve çok zor oradan dönülebilecek durumda. Öyle bir noktadayız ki son 3, bugün adı geçen, arada bir Sayın Aktağ geldi gitti. Son uzun süre görev yapan 3 sağlık bakanın ikisinin özel hastanesi var zaten. Ve bir tanesi de bu olaylar yaşanırken İstanbul'daki il sağlık müdürü, o da şimdiki bakan. 19 ay önce biliyorlar. Güya ihbar yapıyorlar, bunu da 3 ay geç yapıyorlar. Sonra bu ihbardan da 5-6 ay sonra teknik takip başlıyor. Şimdi birbirlerine de soruyorlar. Bebekler ölüyor, bunlar takip ediyor. Bebekler ölüyor, takip ediyor. Mayıs'ta gözaltılar oluyor ama hastaneler açık duruyor. Ne zaman ki suçlulardan biri yeni bir suç işleyince, zanlılardan biri yeni bir tehditte bulunup savcıyı tehdit edince iş başka bir boyut kazanıp kamuoyu tarafından öğreniliyor. Ondan sonra ortaya çıkan infial, ortaya çıkan ağır duygusal durumun yarattığı toplumsal tepkiden korkup 19 hastanenin 18'ini, birini o zaman süreç içinde ruhsatını iptal etmişler, 18'ini şimdi kapatıyorlar. Yani esas biz savcı tehdit edilmese şu anda o hastanelerin yeni doğan ünitelerine bebekler yatıyor olacak. Ve o hastaneler çalışmaya devam ediyor olacak. 19 aydır ettiği gibi teknik takipte bebekler geçen sene Eylül'den Ekim'den bir yıldır ölüyor. Nisan'a kadar ölmeye devam etmiş.
aynı hastaneler çalışmaya devam edecekti. O yüzden mesele öyle kolay kolay çuvala sığdırılacak bir mızrak gibi değil. Buna da zaten izin de vermeyeceğiz. Yeni doğan bebekleri öldürerek ya da hasta ederek kazanç sağlamaya çalışan gözü dönmüşlüğe olanak sağlayanın bu iktidarın sağlık politikaları olduğunu görmeyen varsa bundan sonra başına gelen hiçbir şeye şaşırmasın bu ülkede. Ve bununla birlikte çok net bir durum var ortada. Birincisi, ilk yapılması gereken iş şu anki Sağlık Bakanı'nın derhal soruşturmayı etkilememek, delilleri karartmamak, toplumdaki oluşan yaygın kanaate karşı biraz daha toplumla inatlaşmamak için görevi bırakması lazım. Kendisini kişisel sebeplerle değil, fevkalade ilkesel bir yerden istifaya davet ediyorum. Zira eğer sorgulamanın sonundaki o ilin il sağlık müdürü bu kadar şeyden haberdar ve bunlara mani olamamışsa aksi çok zor ispatlanır, ama kanun önünde bakanlık yetkisiyle, dokunulmazlıkla ve esas her şeyi ortaya dökülmesi gereken bakanlığın başında durarak adaletin sağlandığına kimseyi ikna edemez. Kenarıya çekilecek, yargılamalar yapılacak. Eğer aklanırsa ve bu hükümetin ömrü o güne vefa ederse o zaman tekrar gelsin bakan olsun. Ama şu anda işgal ettiği konum adaletin önünde engeldir. Milletin vicdanının önünde fevkalade sorunlu bir yerde durmaktadır. O yüzden öncelikle bu Sağlık Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyorum. Ayrıca bugün arkadaşlarımız gerekli başvuruları yapacak. Hem bundan önceki Sağlık Bakanı'nı, hem hastanesi kapatılan Sağlık Bakanı hakkında suç duyurularında bulunuyoruz. Ve bu meselenin hukuken de en yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 271 olan özel hastane 572'ye yükseldi. %111 arttı. OECD'nin rakamlarına göre ise bebek ölüm oranı OECD ortalaması 5.7 iken Türkiye ortalaması 9.1. Neredeyse iki katına yakın. Ne yapıyorsak, hani Türkiye'de ne yaşıyorsak kadına iyi gelmiyor, çocuklara iyi gelmiyor, gençlere iyi gelmiyor, yoksullara iyi gelmiyor ya. Ne yapıyorsak yeni doğan bebeklere de iyi gelmiyor. Bizim dışımızdaki OECD ülkelerinde 5 olan rakam bizde 9.1 ise yanlış bir şeyler var demektir. Oraya dikkatli şekilde bakmak gerekmektedir. Ve görünen o ki bu iddianame buzdağının sadece görünen yüzüdür. İhbar patlamaları devlete ve tüm kurumlara yönelen ihbar patlamaları yaşanmaktadır. Sağlık Bakanı'nın bakan olduğu, bugün hastanesi kapatılan Sayın Müezzinoğlu'nun bakan olduğu 2013 Sayıştay raporu şunu yazıyor. Özel hastaneler yatak sayısından bile fazla yoğun bakım bildirimi yapıyor. Bunu önleyin yazmış Sayıştay. SGK'da yapılan özel hastanelere yönelik denetimlerde denetmenlerin baskı altına alındığı bildiriliyor. Bakın, daha bugün bir SGK denetmeninin bize yolladığı not. Mehmet Soylu'nun, Süleyman Soylu'nun kuzeni olur, ortaklarından biri olduğu, açılışına AK Parti'nin çok üst düzeyde katılım gösterdiği Invamed isimli tıbbi cihaz firması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucunda müfettişlerce tespit edilen 15 milyar, milyon değil, 15 milyar TL. Bu Ocak ayında
emekliye yapılan zamma giden para 33 milyar TL. 33 milyar. Bir 33 daha bulsa veya bir 66 bulsa asgari ücret kadar zam yapabilir. Bütün emekliler için bulunan para 33 milyar. Mehmet Soylu'nun İnvamet firmasında tespit edilen yolsuzluk ve kurum zararı 15 milyar TL. Ve bu kurum zararı sümen altı edilerek soruşturmayı yürüten 6 müfettiş hakkında soruşturma ve dava açıldı. Müfettişler sadece bu soruşturmayı yürüttükleri için suç örgütü kurma isnadıyla yargılanıyorlar diyor. Suçları Türkiye'deki bütün emeklilerin aldığı zammın yarısını tek başına alan Mehmet Soylu'nun firmasının SGK'ya uğrattığı zararı soruşturmak, Soylu'nun çarkına çomak sokmak. Ve şu anda o insanları yargılıyorlar. Bir başka yeni doğan çetesi içinde hastane gruplarından biri olan Özel Şafak Hakkanesi hakkında başkanlığımıza 32 adet soruşturma raporu bulunuyor. 32 kez soruşturma geçiren bu hastanenin hala kurumumuzla sözleşmesi var. Soruşturmaları yapan müfettişler hakkında soruşturmalar açıldı. Hastane mevcut kurum başkanımız bir seneden bu yana sağlık soruşturmalarına olur vermemekte övünüyor toplantılarda. İnsan sağlığı ile ilgili bir alanın bu kadar denetimsizliğe terk edilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz ve gündemde olan bu konu yapılan yolsuzlukların %1'i bile değil diyor. Yani şunu görmemiz gerekiyor ki artık hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir bütün olarak sil baştan revize edilmesi, liyakata göre donatılması ve oraya biz devlet olarak arkanızdayız. Soruşturmanın sonu nereye giderse gitsin. Soylu'ya da gitse, geçen haftalarda tutuklanan, Nisan'da tutuklanan soysuzların akrabaları herhangi bir CHP'li de olsa, kim olursa olsun nereye giderse gitsin biz arkanızdayız diyebilmeliyiz. Bakın bir algı çalışması. Efendim çetenin içinde CHP'li var. Bir tane CHP üyesi geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış, belediye başkan adayı olmuş, partiye katılmış bir CHP'li var. O dakika attık partiden. Ama bu soruşturmada bir tane demli bulmuşlar, terörle ilişkileri var. Bu soruşturmada önceki bakanınızın hastanesi var. 19'da 18 yandaşlarınızın hastaneleri var. Orada görev yapanı da, atayanı da, denetleyeni de, denetleyene denetletmeyeni de atayan sizsiniz. Her meselede ben buradayım, ben diyen şimdi bu konuda sıvışıyor. Ortaya bir iki tane isim atıp karartma uygulamaya çalışıyorlar. Bu konuyu bütün milletimizin bilmesini isterim ki hangi görüşten olursa olsun cani canidir, hırsız hırsızdır, edepsiz edepsizdir. Bebelerin sağlığına mal olanın yeri cezaevidir. Ve bir kez daha bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu meclis nasıl kendini bombalayan çetenin, Fethullahçı çetenin hastanesini, okulunu, dershanesini, arazisini, fabrikasını bedelsiz olarak kamuya kaydettiyse, bedelsiz olarak kamulaştırdıysa o hal ne demek? KHK çıkarmak demek. Yani kanun yerine kararname yetkisi demek. Şimdi o hale falan gerek yok. Biz buradayız. Meclis burada. Bu hastanelerin tamamının, bu 19 hastanenin ibreti alem olsun diye. Bundan sonra bir hastanenin, efendim ben yeni doğan kliniğini kiraladım, ne bileyim çete kiralamış. Ya da ben yeni doğana şunları aldım görmedim öyle yapmış deyip kimse sıyrılamasın diye. Yarın öbür gün bu hastaneler el değiştirir gibi yapıp yine ruhsat almasın diye. Ya da olay soğuyunca bölge idare mahkemelerinden yürütmeyi durdurma kararlarıyla
ruhsat iptalleri geri dönmesin diye bu meclis oturup bu 19 hastaneyi ibreti alem için bila bedel kamulaştırmalıdır. Haydi bakalım. Tabii bu çürüyen sistemin bu hale gelmesinin iki ana kolu var. Bir tanesi iktidarda, bir tanesinin başı şimdi morgda, yarın öbür gün defnedilecek. Dün partimizin arasında tarihsel bir husumet olduğu ve 15 Temmuz'da silahlı bir terör örgütü oldukları ortaya çıkan Fethullahçı terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'da hayatını kaybetti, öldü. Bu ülkeye çok büyük kötülükler etti. Aldığı vebalden daha ağır veballe öbür dünyaya giden kaç kişi vardır bilmiyorum. Ama sorularını çaldığı ve sınavlarda başaracakken başarısız bıraktığı gençler, mülakatta kendi çetesinden, cemaatinden değil diye el ettiği gençler, memurlar, kurumlarda mobbing yaparak işinden ettikleri ve darbe sırasında akıttığı kanlar, hepimize yaşattıkları, bunların hepsiyle birlikte bu dünyada adalet önünde hesap vermeden onun Türkiye'ye getirilememesi, Amerika'nın, sözde müttefik Amerika'nın nasıl onun hamiliğine soyunduğunun suçüstü ispatıdır, açık ispatıdır. Ama onu oradan alamamak da dış politikada ne kadar aciz olunduğunun, etkisiz olunduğunun, orada burada herkese efelenenlerin ülkede darbeye kalkışmış, kendi altına verilen tankla bu milletin evlatlarını ezmiş, altındaki F-16 ile milletin meclisini bombalamış bir çetenin liderini Amerika'dan alamamış olmak, hele hele bir dönem ver papazı al papazı deyip sonra Trump'ın bir telefonuyla onun papazı jet uçağıyla yollayıp bizim papazı orada kalmasına sessiz kalanlar şimdi çıkmışlar arkasından konuşuyorlar. Açık açık söylüyorum, açık açık. Bu ülkede bizim bu ülkedeki insanların inancına göre eğer bir çeşme yaptırdıysanız, bir vakfiye, bir vakıf kurduysanız, o vakıftan insanlar karnını doyuruyorlarsa, verdiği kömürle kışını ısırıyorlarsa, sevap kapısı ölseniz de açık kalır. O size sevap yapar. Ama bu Fethullah Gülen öldü gitti, günah kapısı açıktır arkadaşlar. Bu evlatların, bu çocukların, hakkı yenenlerin ve onlar yüzünden tayin olmayanların, terfi olmayanların, memuriyete giremeyenlerin, mobbing görenlerin, onların mağduriyetleri devam ettikçe bunun günah kapısı açıktır, yazılmaya devam edecektir. Ama emin olun, ona ne kadar yazılıyorsa, ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir. Tabii doğrudan mağduriyetlerin dışında daha neler var? Örneğin KHK'lılar var. Biraz önce ifade edildi, Keskin Yürütme Kurulu buradaymış. Kendilerinin 4259 üyesi kanun hükmünde kararnamelerle atıldılar. Keskin FETÖ'yle ne ilgisi olacak? Yetkiyi buradan FETÖ'yle mücadele diye aldılar. Ama ne kadar muhalif varsa, hele hele solcu varsa, onları da bu fırsattan istifade attılar. Bu 4259 üyenin 2512'si halen daha görevlerine iade edilmedi. Sadece Keskin üyesi olması da gerekmez. Hangi görüşten olursa olsun KHK'yla, yani meclisin yetkisi o halde Erdoğan tarafından kullanılırken, belki bir iftirayla, belki bir yanlış tespitle, o sebeple bu sebeple listelere girmiş, İhraç edilmiş, hakim bakmış,
kovuşturmaya gerek yok demiş. Ya da dava açmış, yargılamış, beraat ettirmiş. Suçun yok demiş. Ya da efendim evladını okuturken imkan yok, bunların dershanesine burslu yollamış. Zeki çocuğu kapmışlar. Ev sahibi FETÖ'cüymüş, Bankasya'ya hesap açtırmışlar gibi makul, terörle ilişkili olmayan, hayatın doğal akışı gereği kurulmuş zayıf ama terörle irtibatsız ilişkilere bu memleketin hakimi sen suçsuzsun kardeşim diyorsa, KHK'lılardan bu kararı alan ya da hiç yargılanmayan KHK'lılardan hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz kardeşim. Aynı vebali alıyorsunuz. (Gülüyor) 2025 yılı bütçesi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Hem gölge bakanlarımız hem grubumuz titiz bir çalışma içindeler. Bu dönem bütçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkili, net, sert, veriye dayalı, öneren, ihbar eden, kime para ayrılmıyorsa gösteren, kime para ayrılıyorsa onu da gösteren etkili muhalefetini hep beraber izleyeceğiz. Grubumuza bütçe görüşmeleri resmen bugün başlıyor. Bütçenin son oylamasına kadar bu konuda en üst düzey gayret göstereceklerine olan inancımla ve en önemli demokratik hakkın bütçe hakkı olduğu, verilen verginin hesabının sorulması ve bu zor durumdaki insanların paralarının nereye harcandığının, nasıl harcandığının takip edilmesi için güç diliyorum, kuvvet diliyorum, hepinize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı bütçesi %38 artarak 16.9 milyar TL'ye yükseldi. Günde 46 milyon harcıyor saray, saatte 1.9 milyon, dakikada 32 bin lira. Sarayda dakikada neredeyse iki asgari ücret harcanıyor. Geçen sene 23 bin lira harcıyorlardı, bu sene iki asgari ücret harcamaya karar vermişler. Faiz harcamaları bütçede neredeyse 2 trilyon, 1.95. Dakikada 3 milyon 700 bin lira faiz ödüyoruz. Şöyle hesaplayın, kişi başına bu sene bütçeye her birimiz için 23 bin lira koydular, bizim adımıza faiz olarak ödeyecekler. Kişi başına bunların yaptığı yönetim anlayışının gereği olarak 23'er bin lira her birimiz faiz ödeyeceğiz. Her 5 liralık verginin 1 lirası faize gidecek ve hep dedikleri, efendim vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacak dedikleri köylere, kamu özel işbirliklerine tam 202 milyar lira ödeyeceğiz. Bütçeye yazmışlar. Bu meclisin tutanaklarında var. Sayısız bakan ve o zamanlar ilk başlarda Recep Tayyip Erdoğan. Milletin cebinden bir kuruş çıkmadan şehir hastanesi yaptıracağım, otoban yaptıracağım, Avrasya tünelini yaptıracağım dediler ve biz ne tünele, ne otobana, ne havaalanına, elbette şehrin o kadar dışında, o kadar büyük, o kadar antal değil, uygun yerlerde hastanelere karşı değiliz. Ama dedik ki yanlış yapıyorsunuz, bir kuruş çıkmayacak dediler. Tane tane yazmışlar. Bütçede var. Şehir hastanelerine 104 milyar. Otoban ve köprülere 94 milyar. Avrasya tüneline tek başına 3 milyar para ayırıyor. Biraz önce söyledim. Şehir hastanelerine 104, otobana 90. Emekliye verilen zam sadece 33 milyar. Emekliye verilen zamın 3 katını otobanlara, 4 katını şehir hastanelerine. Sadece bu sene arkadaşlar. Sadece bu sene sesimizin ulaştığı herkese bu konuyu özellikle dikkatlerine sunuyorum. Ve geçen sene 660 milyar kurumlar vergisinden vazgeçilmişti. Bu sene bu rakamı 701 milyar olarak hedeflemişler.
Yani bu beşli çetenin, yirmili çetenin veya çete değil zengin olanların, bu iktidarla iyi ilişki kuranların kazandıkları paradan vergi tahakkuk edecek, ödemesi gereken vergiden beyefendiler 700 milyar lira vazgeçecekler. Yani emekliye bulunamayan 60 milyarın, asgari ücretliye verilmeyen 200 milyarın 3 katını, emekliye verilmeyenin 10 katını kenara ayırmışlar. Niyetini kurmuşlar. Bunu da emeklilere ve asgari ücretlilere bir kez daha ifade etmek isterim. Ve bütçede hepimize hizmet edecek ya bu devlet. Bütçede kamu hizmetlerine bir pay ayrılıyor. Geçen sene, düzeltiyorum, bundan 15 yıl önce 2006 yılında %39,5 pay ayrılırken bugün %25 ayrılmış. Yani %40, %25. 4 lira ayıracakken bize yapılacak bütün hizmetlere 2,5 ayırıyor. 2,5. Bu kadar, yani devletin hizmet etmesi gereken millete hizmetini 40'tan 25'e çekiyorlar ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne %38 artış yapıyorlar. Bunları da dikkatlerinize sunmak isterim. Hem bir Marisa milletvekili olarak hem Türkiye'de vicdan sahibi bir yurttaş ve mücadelenin ne kadar önemli olduğu görülsün isteyen bir siyasetçi olarak ben ilk başta Fernas işçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu memlekete çok önemli bir şeyi gösterdiler. Soma'da bütün havzanın aldığından çok ucuz fiyata çalıştırılan, fazla mesai çokça yapıp hiç almayan, hafta sonu tatilleri ellerinden alınan, insanlık dışı şartlarda çalışanlar Soma'dan çıktılar Ankara'ya yürümek için. Durduruldular, yalın ayak yürüdüler. Ankara'ya geldiler, 52 gün Ankara'da yalın ayak durdular, parklarda yattılar, baretlerini vurdular. Hep Tayyip Bey'e söyledim, bana hak veriyor. Hatta utanmaz adam son dedi ki, Özgür Bey anlattım, o da bu sendikayı sevmiyor. O benim sevmediğim sendika, 301 madenci ölmeden önce müfettişleri alıp da Ayvalık'ta ağırlayıp o sırada suç unsurlarının ortadan kaldırılması için işbirliği yapan sarı sendikayı sevmem ben. Bağımsız maden iş Soma'nın onurudur, Manisa'nın onurudur. Duymuş bir yerden zevzek, Özgür Bey de o sendikanın iyi bir sendika olmadığını söylüyor. O sendika bizim onurumuz, gururumuz. O sendikayla benim ortak şehitlerim var. Süleyman Soylu'nun Ankara'ya sokmayıp evladına bayramda kavuşmak için giderken Tahir Çetin, Ali Faik İnter Soma'ya 15 kilometre kala öldüler. 52 gün kaldılar, en son açlık grevine başladılar. Açlık grevinden apar topar tutuklandılar ama bir yandan da nihayet artık AK Parti milletvekili olan patronlarına ne söylendiyse söylendi. Soma'ya çağrıldılar, davul zurna karşılandılar, meşalelerle karşılandılar ve 6 maddelik kazanımlarla 1 Ocak tarihinde Soma Havzası'yla aynı maaşı alacak duruma getirilme taahhütüyle ve diğer kazanımlarla eylemlerini bitirdiler. Buradan ifade ediyorum. 1 Ocak tarihinde efendim işte olur, biz yine bunlara hakkını vermeyiz diyen olursa ben, bu grup, bu parti ve Fernas işçilerinden çok şey öğrenen Türkiye kamuoyu onların yanındadır. İki elimiz yakanızdadır. Sakın buna kalkışmayın. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş, üye sayısı en çok, işçi ücretlerinin eridiği ve hükümetin enflasyon karşısında işçiyi yalnız bıraktığı için pazar günü Ankara'da miting yaptı. Çok uzun süreden sonra Türk İş'i meydanlarda görmeyi önemsediğimizi ifade edelim. Yıllarca
Yanlışlarına yanlış dedik, eleştirdik. Bazı sendikalarının sarı sendikacılığına itiraz ettik. Ama geçinemiyoruz diye 85 bin kişi polis kaydına göre 100 binin üstünde emekçiyle orada duruyorlarsa, bir eylem yapıyorlarsa, biz Türk İş'e bu sefer diyoruz ki bu sefer doğru yoldasınız, biz de sizin arkanızdayız. Aralık 2002 AK Parti'nin dağıttığı, AK Parti'nin döneminde ödenen ilk asgari ücret 184 lira 30 kuruş. Bir asgari ücretlinin aldığı çeyrek altın sayısı 7. Bugün son alınan asgari ücretle alınabilen altın sayısını çevirdiğimizde arada dağlar kadar fark var. Ve bugün 7 çeyrek altın alabilmek için 35 bin lira asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret 3 çeyrek altın alıyor. 7 çeyrek altın için 35 bin lira gerekiyor. Şimdi Türk İş'e, Hak İş'e ve DİSK'e bundan sonraki süreçte asgari ücretin hiç olmazsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği gün kadar değerli olabilmesi için vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da 30 bin liranın altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı koymayacağız. 30 bin liranın altında bir asgari ücret asla kabul edilemez. Çok kritik birkaç hususa gelirken özellikle Alman şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geldi, döndü. Giderken de teşekkür etti. Sayın Scholz'un keyfi yerindeydi. Çünkü kendi İçişleri Bakanı açıklamıştı. Kendi Dışişleri Bakanı açıklamıştı. Almanya'daki sığınma talebi kabul edilmeyen Suriyelileri ya da Afganları Türkiye'ye yollamak istiyordu ve bunu birer uçak bir şehre değil Türkiye'nin çeşitli havaalanlarına yollamak için anlaştıklarını, ilk aşamada 5000 mültecinin geleceğini, Türkiye'nin bunları kabul edeceğini söylediler. Buradan önce yalanlama gelmedi. Şimdi biz bunları ifade ettiğimizde anlam çarpıtmalarıyla falan efendim böyle bir şey yok diye açıklama yaptılar. Ama esas Alman gazetecinin sorusuna şu cevabı verdiler. Alman gazeteci döndü dedi ki Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda. Alman gazeteci sordu. Bugün siz Almanya'daki mültecilerin gelmesi ya da Suriye'den yeni mültecilerin Avrupa'ya gelmemesi için Sayın Scholz'la nasıl bir işbirliği yaptınız? Erdoğan cevap veriyor. Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur. Şu anda da açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara kapımızı açık tuttuk. Olaf Scholz gülüyor, elini uzatıyor, teşekkür ediyor, uçağa biniyor gidiyor. Bugün Esad Suriye'de genel af ilan etti. 2 hafta önce. Tam zamanı Esad'la el sıkışmanın. Türkiye'dekileri Suriye'ye geri yollamanın. Bu Esad'la konuşacağına Alman Başbakanı'yla konuşup, Esad'la görüşüp anlaşıp eldeki Suriyelileri memleketlerine yollamaya, bunun için de Avrupa Birliği'nin desteğini almaya, ekonomik katkısını almaya uğraşacağına Almanya'ya korkmayın. Suriye'den gelene de kapım açık, Lübnan'dan gelirlerse de size geçemezler, biz buradayız demektedir. Ben sadece şunu söylüyorum. Sayın Erdoğan, bu ülkede bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim işsizimiz bize yetmektedir. Bizim yoksulumuz bize yetmektedir. Bu ülkenin okullarında her 5 çocuktan 3'ü okula aç gidip aç dönmektedir. Evlatlarımız işsizlikten kırılmaktadır.
buradan sonra yapılacak yapılacak anlaşmanın Avrupa'nın mültecisine Türkiye'de tutmak, bunun karşılığında Almanya'dan aferin almak, euro almak veya Eurofighter almak değil, Türkiye'nin çıkarına uygun olarak sığınmacı sorununu çözmektir. Bunu bekliyoruz. Yapacaksan yap, yoksa çekil oradan. Biz geleceğiz, biz yapacağız. Altı Şubat depreminden geçen 21 aya rağmen bütün deprem bölgesi Malatya'dan Hatay'a kadar çok zor durumda. Hele hele Hatay, Türkiye ortalamasının da onda birinde konut teslim edildiği için bir kışa daha çadırda, konteynerde ya da evlerinden uzakta başka şehirlerde girmek zorunda. Ulaşımda büyük sorun var. Ulaştırma Bakanımız Hatay'a ziyaretini yaptı, Sayın Ulaş Karasu. Bütün STK'larla, meslek örgütleriyle, servisçilerle, ulaşım alanının tüm paydaşlarıyla görüştü, raporunu hazırladı. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanı'na gidip konunun takipçisi olacak, önerilerimizi sunacak ve Hatay Havaalanı ile ilgili meseleleri konuşacak. Hatay'daki artık şehri kahreden ulaşım kaosunu konuşacak ve bu konuda önce önerileri, doğru yolu gösterecek, sonra da bir basın açıklaması yapacak. O bunları yaparken bir diğer gölge bakanımız Hatay'da çalışıyor olacak. Hatay'ı tüm sorunları çözülene kadar, hatta Hatay Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına kavuşana kadar asla yalnız bırakmayacağız. Hatay'ın sesi olmaya devam edeceğiz. Malum geçtiğimiz hafta Türkiye'de, geçtiğimiz hafta, ondan önceki hafta sürekli canımız yandı, sürekli üzüldük, sürekli kahrolduk. Kadınlar katledildiler, vahşice katledildiler. Canlarımız bizim uygulamadığımız yasayı uygulayan AK Partili belediyeler yüzünden. İşareti, yani kanunu önce yazıp sonra sildikleri ama gerçek niyetlerini kendileri bildikleri itlafla, öldürmeyle, ötenaziyle katledildiler, zehirlendiler. Diğer taraftan narin bebek gibi, narinimiz gibi 6 yaşındaki 2 aylık bir bebek cinsel tacize uğradı. Narin halen daha katili belli olmayan şekilde AK Parti milletvekilinin bildiği ama geçen bunca zamandır savcının bilmediği sebeplerden katledildi. Her gün çocuklar kayboluyor, gençler kayboluyor, bir süre sonra cansız bedenlerine ulaşılıyor. Doğa katlediliyor ve vatandaşlarımız bu konuda seslerini yükseltmek, isyan etmek, bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz bu mecliste, komisyonda, genel kurulda, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, partimizin gölge bakanları, ilgili bakanlıkların önünde, o şehirlerde, nerede varsa sızlayan bir yürek orada oluyorlar, ses oluyorlar. Ama vatandaş diyor ki daha fazla bir şey yapmalıyız, hep beraber yapmalıyız. İşte Türkiye'de yaşananlardan rahatsız olan herkesi, kadınların, çocukların, sokaktaki canların, el kadar bebelerin, yeni doğanların, iş kazalarında, iş cinayetinde hayatını kaybeden emekçilerin, uyuşturucunun pençesine yanlış politikalar yüzünden düşmüş hayatını kaybedenlerin, tüm bu sebeplerden hayatına son verenlerin, Türkiye'deki herkesin yaşam hakkını savunmak üzere 27 Ekim Pazar günü 14.30'da sizleri yaşam hakkı mitingine davet ediyoruz. İstanbul'da, Beşiktaş'ta. O gün İstanbul, Beşiktaş'ta canı yanan herkesi, yaşamı savunan herkesi 14.30'da orada olmaya,
bir şeyler yapalım diyen herkesi hadi hep birlikte bir şey yapmaya davet ediyoruz. Bugün kimileri tarihin akışının değişeceği, bir değişikliğin olduğu bir gün olarak da ifade ediyorlar. Onu tarih gösterecek, zaman gösterecek. Bugün Sayın Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmayı takip ettik. Görülüyor ki kapalı kapılar ardında bir takım müzakereler yürütülüyor. Bir takım sözler alınıyor, sözler veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde olan bir af, Sayın Bahçeli'nin kendi ifadesiyle, bakarsan kendi iradesiyle, başka hiçbir şeye gerek olmadan tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan meclise gelsin, ona yan salonda bir kürsü verelim, kendisinin konuştuğu kürsüdür aynı zamanda, DEM Parti'nin grupta konuştuğu kürsü, oraya gelsin, örgüte silah bırakma çağrısı yapsın, bütün sorunlar bitmiştir, başka bir şeye gerek yoktur diyen bir dille karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söylemek isterim. Geçen hafta da söyledim. Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere Mehmetçiğe namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söylüyorsa bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz. Tam destek. Ancak bunu yapan kişiye bugün kendine sanki bunu tek başına yapacakmış, o söyleyince olacakmış diye olmayan bir güç, kudret, önem atfeden kişiye şunu söylemek isterim. Bir, geçmişte biz o partiyle sizinle kurduğumuz gibi ilişki kuruyoruz diye. Sadece el sıkışıyoruz. Size sorduğumuz soruyu onlara da soruyoruz. Mecliste onlarla sohbet ediyoruz diye. Ya da seçimlerde adayımıza Kürt seçmenden destek alıyoruz diye. Bize ne sahte videolarınız kaldı, ne etmediğiniz hakaret kaldı. Bu Cumhuriyet Halk Partililer ki hepsinin gerçek anlamda milliyetçiliğinin zekatı yoktur sizde, ama bu partiye ne terörist dediğiniz kaldı, ne bir başka hakaret kaldı. Şimdi bugün Devlet Bey'in geldiği noktayı, geçmişte onun duygularıyla oynayıp, Tayyip Bey'in yalan videolarını oynatarak kandırıp, açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine rağmen aman CHP gelirse vatanı öldürecekler, çünkü bunlar DEM Parti ile görüşüyorlar diye korkuyla kandırdığı bütün vatandaşlara söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin geldiği yer, geçmişte söylediği her lafın ne kadar yalan, ne kadar boş, ne kadar haksız ve ne kadar hakaret dolu olduğunu siz gördünüz. Ben sadece bunu hepinizin vicdanlarına havale ediyorum. Hepinizin vicdanlarına havale ediyorum. Ancak Devlet Bey bunu dedi diye, bu lafı söyleyen Devlet Bey, o zaten çok sık döner. O dendi diye onunla bir biz de dönüp doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayacağız. Ve şu kadarını söyleyeceğiz. Devlet Bey'in bugünkü açıklaması ap açık olarak geçmişteki bir hatanın tekrarıdır. Çünkü yine meclisi dışlamaktadır. Biz geçmişte de dedik. Bir,
Ne yapılacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Ne yapılacaksa şeffaflıkla yapılacak. Kimseye verilmeyecek bir hesap, tutulamayacak bir söz verilmeyecek ve samimiyetle yürütülecek. O günlerde bizi reddettiler, dışladılar. O gün dedik, bu tip işlerde toplumsal mütabakat olmadan, tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmadı, olmuyor, olmayacak. Bu sefer daha sonrası daha kötü başlayacak ve daha çok üzüleceğiz. Bizi dinlemediler. Tek başlarına o zaman AK Parti bu süreci götürdü ve en sonunda meclisin olmadığı, dışlandığı bir sürecin sonunda yeniden felaketi yaşadık. Hendek olaylarını yaşadık. Dünya kadar polis gitti, dünya kadar askerimiz öldü. Bir şehir harabeye döndü ve hep toplumsal mütabakat olmadan olduğu için. Şimdi Devlet Bey gelsin, biz ona bir kürsü verelim. Benim konuştuğum bu kürsüden gelsin, benden yarım saat, bir saat sonra kendisi hitap etsin, bütün meseleler bitsin diyor. Bu iş meclise bir aktör çağırmakla çözülmez. Bu iş çözülecekse, bu iş çözülecekse bütün partilerin içinde olduğu, bu meclisin içinde olduğu ve süreci yönettiği, bu meclisteki bütün partilerin oturdukları, öyle müzakere masalarında, dikdörtgen masalarda karşı karşıya değil, CHP'nin, AK Parti'nin, İYİ Parti'nin, DEM Parti'nin, MHP'nin, Saadet'in yuvarlak bir masanın etrafında kendi çıkarlarını değil, 86 milyonun Türkiye'nin çıkarlarını öncelediği bir masada konuşulur. Bu iş konuşulacaksa STK'ları dışlayarak, şehit ailelerinin duygusunu görmeden, gazilerin gözünün içine bakıp doğrusu budur diye onları ikna etmeden, sağcısıyla solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, en solcusundan en sağcısına bütün seçmenlerin bunda bizim menfaatimiz var doğrusunu yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis burada yanlış yapmaz denen bir mütabakat üretilmeden atılacak tüm adımlar, hele hele işine gelen aktörü parlattığın, işine gelmeyen aktörleri bir şekilde oyunun dışına attığın, bir şekilde onları işlevsizleştirdiğin bir yaklaşım sadece ve sadece Türkiye'nin sorununu değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için kurulmuş bir plan gibi kokuyor ve bu yüzden kötü kokuyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte de toplumsal mütabakat komisyonu kurulsun demiş bir parti olarak, 86 milyonun sorunu olan terörü ve hepimizin sorunu olan ama Kürtleri çok inciten Kürt sorununu yok sayarak, sadece adada tutulan, uzun süredir tutuklu olan, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış olan birini, Sayın Bahçeli'nin tutup da kendi gönlünde başka bir yere koyarak davetiyle bu işin çözülmesi mümkün değildir. Bu yüzden biz asla barışa, kardeşliğe karşı çelişkili bir söz söylemeyeceğiz. Barışı savunurken, silahların bırakılmasını savunurken, terörün bitmesini savunurken, 86 milyonun kucaklaşmasını ve Türkiye'yi, hepimizi yoksullaştıran, hepimizi yalnızlaştıran meselelere karşı bir ve beraber olmayı, parayı silahlara, bombalara değil, parayı gençlere harcamayı savunurken sesimiz titremez bizim. Hiç titremedi, hiç titremeyecek. Açık. Açık, şeffaf, Kürdüyle, Türküyle kardeş olan bu milletin gözü önünde ve herkesin gözüne bakabileceğimiz bir süreci savunuyoruz. Milletimizi göz ardı edecek, birbirinden ayrıştıracak, birbirine düşman edecek her hareketin karşısında dimdik durduk.
ve içimizde yaşanan ve yıllardır milletimizin kanını emen sorunlarla boğuşuyoruz. Filistin'de yakılan ateşin ve İsrail'in zulmünün coğrafyamıza yayıldığını görüyoruz. Bu terör ve soykırım elbette bizlerin de önlemler alması gereken, iç barışımızı, dışarıya karşı her zaman birlikteliği savunmamız gereken bir sürecin içindeyiz. Ancak amacı ister vergi toplamak olsun, ister kendi belirlediği ve toplumla paylaşmadığı bir süreci dayatmak olsun, bunun araçsallaştırılmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Çok önemli bir meseleye dikkat çekmek gerekirse, kardeşle kardeşin barışması için düşmana ihtiyaç yoktur. Eski düşmanımı kardeş yaptım, şimdi yeni düşmanlara ihtiyacım var diyerek birilerini itmek, kakmak, ötekileştirmek, hapishanelerde bırakmak, çürütmek, unutmak, tartışmamak, konuşmamak doğru bir mesele asla ve asla değildir. Net olarak söylüyoruz ki ben daha dün DEM Parti'nin eş genel başkanı olan ve milletvekiliyken bir gece yarısı Edirne'ye götürülen Selahattin Demirtaş'la ve Sayın Selçuk Mızraklı'yla, biri 9 yıldır, bir tanesi 5 yıldır orada, onlarla görüştüm. Onların birer aktör olduğunu ve demokratik siyasetin yok sayılarak yapılacak her şeyin başka bir felakete dönüşebilme potansiyelini hatırlatmak isterim. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur demesiyle Kürt sorunu bitmez. Bir çağrı yaptırıp bir çağrıya bir cevap alınacağını umarak Kürtlerin ifade ettikleri, talep ettikleri barışçıl, demokratik, anayasaya uygun ve eşit bir vatandaşlık talebe eden meseleleri çözmeden, görmeden, konuşmadan biz yaptık oldu diyerek bir kişiye özgürlük, bir kişiye ev hapsi teklif ederek Türkiye'nin bu büyük sorununu çözemezsiniz. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin odak olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde olduğu, kimsenin dışlanmadığı ve bir kez daha söylüyorum, 86 milyona biz beraberiz, sizin için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. Bir kişiyi yeniden Cumhurbaşkanı yapmak, birisini adadan villaya almak, bir başkasına bir başka avantaj sağlamak değil, 86 milyonu barıştırmak için atılacak her adımı önemsiyorum. Bana diyorlar ki, Devlet Bey el yükseltti. Ne yapalım? Sen de yükselt. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Devlet teklif ediyorum. Kürtlere, tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım. Gelin her Kürt'ün kendisini Manisalı Özgür Özel kadar, Rizeli Tayyip Erdoğan kadar, Osmaniyeli Devlet Bahçeli kadar, Edirneli kadar, Antalyalı kadar ve Türk kadar, Laz kadar, Çerkes kadar eşit hissettiği, kendini öteki hissetmediği, tüm demokratik siyaset kanallarının hepimize ve hepsine açık tutulduğu, kimsenin bu meclisin kürsüsünde söylediği sözden ötürü içerilerde tutulmadığı, üniversitelerde öğrencilerin, akademisyenlerin haklarının yenmediği, şeytanlaştırılmadığı, tüm demokratik hakların dünya standartlarında kullanılabildiği bir ülke yapalım. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi yapalım. Hodri Meydan, demokrasi teklif ediyoruz. Kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız Devlet Bey. Buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Aklı da, ruhu da, bedeni de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz bu ülkenin
kurucu partisi olarak kurduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyoruz. Hodri meydan, el yükseltiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.